Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu videomda sizlere 3 basamaklı doğal sayılar konusunu anlatacağım. 3 basamaklı doğal sayıları nasıl okuyoruz, nasıl yazıyoruz, basamak isimleri, ayrıca basamak değeri ve sayı değeri ve çözümleme konularını göstereceğim. Örnek alıştırmalar da yapacağım. 2. sınıfa giderken 2 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştiniz zaten. Ben burada 2 kağıdı üst üste koydum. Önce şu açıklamalarımızı bir okuyalım. Daha sonra bu resimler üzerinde devam edeceğiz. Şimdi 3 rakamdan oluşan doğal sayılara 3 basamaklı doğal sayılar denir. 3 basamaklı doğal sayılar yüzlük, onluk ve birlikten oluşur. Zaten onluk ve birlikleri 2. sınıftan biliyorsunuz. Şimdi yeni olarak sizin karşınıza yüzlükler gelecek. En küçük 3 basamaklı doğal sayı 100, en büyük 3 basamaklı doğal sayı da 999'dur. Şimdi bu resim üzerinde bir gidelim. Burada yüzlük, onluk ve birlik modellerimiz var. İlk önce yüzlüklere bakalım. Daha doğrusu ilk önce şöyle birliklerden gidelim. Bakın burada birlikler var değil mi? Bu birlikler 10 tane bir araya geldiğinde bir tane onluk oluşturuyordu. Ve onluklar da bir araya geldiğinde 10 tane onluğu bu şekilde birbirine yapıştırdığımızda bir tane yüzlük oluyor. Zaten 10 tane 10 saydığımızda 10, 20, 30, 40 böyle gittiğimizde 100 oluyor değil mi 10 tanesi? Şimdi bir tane yüzlük, 2 tane yüzlük, 3 tane ve 4 tane. Bakın şuraya yazalım. 4 tane yüzlük. 4. Sonra sırada onluklar var. Kaç tane bakalım? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane onluk yazdık. Birlik 2, 4, 6, 7 tane. Şimdi sayımızı nasıl okuyacağız? İlk önce yüzlüklerden başlıyoruz. Bakın 4 var değil mi? Hem okuyalım hem yazalım. 4, 100 dedik değil mi? 6 tane onluk ne yapıyordu? 60. 60 ve 7. Yani sayımız 467. Önce yüzlükleri okuduk, sonra onlukları ve sonra birlikleri. Şimdi basamak isimleri nedir bunların? Hemen şuraya sayıyı yazalım. 467 sayısı. Şurası zaten ikinci sınıftan biliyorsunuz. Birler basamağı. Altının olduğu yer onlar basamağı ismi ve dördün olduğu yer yüzler basamağı. Basamak isimleri bunlar. Bu şekilde birler, onlar ve yüzler olarak söylüyoruz. Şimdi gelelim basamak değerine. İki tane ay fazla kağıt geldi. Sırayla gidecektik. Evet, kağıdı da çizdik bu arada. Neyse, önemli değil. Şimdi aynı sayıyı yazıyorum ben yine. 467. Şöyle yazalım. Ve basamak değeri ne demek? Basamak değeri demek. Örneğin şu 7'den başlayalım. 7 hangi basamakta? Birler basamağında. Ve 7 tane birlik, 7 tane bir ne yapar? 7 olur, değil mi? Bunun basamak değeri 7. 6 nerede? Onlar basamağında değil mi? 6 tane onluk ne yapar? 10, 20, 30, 40, 50, 60 yapar. Demek ki 6'nın basamak değeri 60. Peki 4'ün basamak değeri ne? 4 tane yüzlük oluyor. 100, 200, 300, 400. Bunun da basamak değeri 400. Bu şekilde yazabiliriz. Peki sayı değeri ne demek? Sayı değeri kaç tane var demek? Örneğin onlar basamağında kaç tane onluk var? 6 tane onluk var. O zaman sayı değeri 6. Yüzler basamağında kaç tane yüzlük var? 4 tane. O zaman 4'ün sayı değeri 4. Yani şöyle bir soru karşınıza çıksa. Diyelim ki şöyle bir doğal sayı verse. Ya da başka bir tane yazalım. Niye hep aynı sayı yazıyoruz? Mesela 872. Dese ki buradaki 7'nin basamak değeri ve sayı değeri nedir dese. Şöyle diyeceğiz. Rakamın kendisiyle aynı sayı değeri. 7 tane var yani. Basamak değeri ise oradaki kazandığı değer oluyor. 7 tane onluk 70 oluyor. Evet. Demek ki 7'nin basamak değeri 70, sayı değeri 7. 8'in sayı değeri 8, basamak değeri 800. Bu şekilde söylemiş olduk. Şimdi çözümleme nasıl yapacağız? Yine az önceki sayıyı yazalım madem. 872 yazmıştım en son. Şöyle, çözümleme farklı şekillerde yapabiliriz. Mesela birincisi yazarak çözümleme. Yani çözümlemek demek rakamların basamak değerlerini yazmak demek aslında.
Yüzler basamağından başlıyoruz. En büyük basamaktan. 8 tane yüzlük var değil mi? Şöyle yazıyoruz. 8 tane yüzlük. Artı 7 tane onluk var. 7 onluk diyoruz. Artı 2 tane de birlik var. Bu yazarak çözümleme. Bir de başka bir çözümleme şekli. Basamak değerlerini göstermek. Yani 8 tane yüzlük 800 ediyor değil mi? Artı 7 tane onluk 70. Artı 2 tane birlik 2. Başka bir çözümleme şekli de şöyle olabilir. 8 tane yüzlük var değil mi? O zaman şöyle yaparız. 100. 100. 200 oldu. 300. Bir yüz daha yaptım. 400 oldu. Bir yüz daha 500. Bir yüz daha 600. 700. Bakayım 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Evet bir tane daha yapmam lazım. 800 artı 7 tane de onluk. Bir tane 10 artı sığmadı. Aşağıya geçelim. 2 tane 10. 3 tane 10. 4, 5, 6, 7. Şimdi birliklerde 2 tane birlik var. 1 ve 1. Evet bu çözümleme bayağı uzun sürdü değil mi? Bu şekilde de çözümleme yapabiliriz. Ama şuradaki yukarıdaki çözümleme buna göre daha kısa sürüyor. Ve aynı şey aslında. Tek tek 100-100 yazacağımıza 800 yazdık. Sonra 70 yazdık. Bu şekilde de çözümleme yapabilirsiniz. Birincisi yazarak çözümlemeydi. Yine basamak değerlerini söylemiş oluyoruz aslında. 8 tane yüzlük demek, 800 demek. İkincisi basamak değerleriyle çözümleme. Burada da ayrıntılı bir şekilde çözümlemiş olduk. Yine bazı kitaplarda karşınıza çıkabilir. Bunu görürseniz şaşırmayın diye gösterdim. Öğretmeniniz size hangisini çözümlemenizi isterse onu yaparsınız. Bunların hepsi doğru. Yani öğretmeniniz işte yazarak derse yazarak yaparsınız ya da öbür şekilde yaparsınız. Biraz alıştırma ve sorular yapalım. Yüzlük, onluk ve birlikleri verilen sayıları yazınız diyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz şeyler var. Neler? Mesela bakın 2 tane yüzlük. Tamam bu 2'yi koyduk. Şöyle yazalım 2. 5 tane onluk. Tamam 5'i de koyduk. 3 tane birlik. Yani sayımız 250 ve 3 bakın. 253. Şimdi şuna dikkat edin. 4 tane şimdi öğrenci ne yapıyor burada? 4 ve 4'ü görüyor. Şöyle yapıyor. 4 ve 4. Yaptım zannediyor. Yanlış oldu. 44 değil ki bu sayı. Yani bu yanlış. Hemen buradaki rakamları koymayacağız. Niye? Bakın şöyle. 4 tane yüzlük var değil mi? Koydum. Onluk yazmıyordu. Ama yazmıyor diye ben onlar basamağını boş bırakamam. Demek ki burada 0 varmış. O yüzden bunu yazmamışlar. 4 tane de birlik var. Yani sayımız 404. Şimdi ben size burada bir örnek göstereyim. Örneğin diyelim ki 201 sayısını çözümlüyoruz. Biz bunu yazarken şöyle yazabiliriz. 200 ve 1. Yani onluklar 0 ya. Onlukları yazmadan oluyor. Ya da yazarak çözümleme yaparken şöyle yazabiliriz. Bakın 2 tane yüzlük artı 1 tane birlik. Yani onlukları yazmamıza gerek yok. Çünkü 0. Hani böyle yazıldığında bu sayı 21 değil yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bu sayı 201. Buradaki 0'ı unutmayın. Bunu söylemeye uğraşıyorum. 8 tane yüzlük. Bakın bu kolay. Hepsi var çünkü yerinde. 8 tane yüzlük. 8 tane onluk. Ve 6 tane birlik. 886. Devam edelim. 5 tane yüzlük ve 7 tane birlik var. Hemen 5 tane yüzlük koydum. Onluk yok. Hemen orayı boş bırakmamalıyım. Kendim koymalıyım. 7 tane birlik. Yani sayımız 507. 9 tane yüzlük, 8 tane onluk. 9 tane yüzlük koyduk. 8 tane onluk koyduk. Birlikler nerede? Yazmıyor değil mi? O zaman ne yapacağız? Kendimiz 0 koyacağız. Yani bu 0'ı unutursak ne olur sayı? 98 olur. Yanlış olur. Bu sıfırı unutmayacağız. Yani her basamaktaki kişileri yerlerine koyacağız. Burada tabi sıfır yani birlik yazmadığı için onun yerine sıfırı kendimiz koyacağız. 6 tane yüzlük. Tamam. Onluk yok. Kendim koyarım. 6 tane birlik. 606 oldu. Şimdi buradaki sayıların yüzlük, onluk ve birliklerini yazınız diyor. Yine çözümleme yapmamızı istiyor. 8 tane yüzlük var bakın. Diğerlerini yazmama gerek yok. Öğretmenim ben yazmak istiyorum. Yazabilirsin. Tamam. İstersen yaz. 0 onluk artı 0 birlik. Sadece fazladan uğraşmış olursun. Bunları yazmasan da oluyor. Sadece şunu yazman yeterli. Ama ben yazmak istiyorum dersen yazarsın. Bir şey olmaz. Bir tane yüzlük. Bir yüzlük. Artı bir tane de onluk. Gerisini yazmama gerek yok. 0 tane birlik var. 3 tane yüzlük var. 3 tane yüzlük.
A artı 2 tane de birlik var. Onlukları yazmıyorum çünkü 0 var orada. 9 tane yüzlük ve artı 4 tane birlik. Bu alıştırmaları da yaptık. Şimdi farklı çözümleme şekilleri göstermiştik ya. Bu kez de bu şekilde çözümleyelim. Tamam. Bunun birincisini önceden ben yazdım zaten. 9 tane yüzlük. 1, 2, 3. Bu bayağı uzun sürecek. 4, 5. Ya yani bayağı uzun sürecek dediğim 9 tane yapmam lazım. 5, 6, 7, 8, 9. Yaptım. Onluk 8 tane. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane onluk. Artı 6 tane birlik. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 508. 5 tane yüzlük. 100, 200, 300, 400 ve 500. Bir de 8 tane birlik. Onluk yok. Burada biraz daha kısa sürecek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Burada da basamak değerlerini, bu daha kısa. 8 tane yüzlük, birincisini önceden yazdım ben. 800 yani. Artı 8 tane onluk 80. Artı 8 tane birlik 8. 7 tane yüzlük 700. Artı 6 tane onluk 60 ve bu yazmama gerek yok, sıfırı isterseniz yazabilirsiniz. Bu şekilde göstermiş olduk. Şimdi son olarak şöyle alıştırmalar karşınıza çıkabilir. Burada nelere dikkat edeceğiz? Şunlara dikkat edeceğiz. 3 basamaklı en büyük sayı. Şimdi bir sayı oluştururken 3 basamaklı, önce 3 tane nokta koyalım. En büyük diyorsa en büyük rakamı koymam lazım en başa. Yani 9 o zaman. Ve rakamlar birbirinden farklı demiyor. Onu birazdan bakacağız. Aynı rakamı bir daha kullanayım. En büyük rakam 9. Tekrar kullanayım, 9. İşte en büyük sayı 999 oldu. Peki şöyle olursa 3 basamaklı yine, tamam. Rakamları farklı diyor bu kez. Ha. O zaman başta gene 9'u yazayım ben. En büyük yapacağım ya. En büyük sayı. Sonra aynı rakamı kullanmayacağım. Farklı olsun diyor. O zaman 8'i kullanacağım. Sonra 7'yi kullanacağım. İşte 987. Şimdi 3 basamaklı en küçük sayı. Burada şöyle yapacağız. Yine 3 tane nokta. En küçük rakam biliyorsunuz 0. Ama 0'ı başa koyamam. Çünkü 0'ı başa koyarsam sayının değeri olmuyor. Yani 0'ın değeri olmuyor. O yüzden 0'ı başta kullanamadığım için mecburen en küçük 1'i kullanıyorum. Sonra 0'ı kullanabilirim. Sonra tekrar 0'ı kullanabilirim. Değil mi? Yani 3 basamaklı. Tamam. Rakamları farklı diyor. Şimdi yine öğrenci 1'i koyuyor. Sonra rakamları farklı diyor ya, hani 0'ı başta kullanamamıştık. 0'ı unutuyor. 1, 2 ve 3'ü koyuyor. Yanlış oluyor. Çünkü 1'i koyduk, sonra 0'ı artık buraya koyabiliriz. Sonra 2'yi koyabiliriz. Yani rakamları farklı. En küçük sayı 3 basamaklı 102. Bazen öğrenciler dediğim gibi şöyle yapıyor. 1, 2 ve 3'ü koyuyor. Yanlış oluyor. Bu biraz daha büyük. Bu daha küçük değil mi? Rakamlar farklı. Peki şöyle bir şey olursa, şöyle bir alıştırma. 8, 5 ve 1 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturabileceğimiz en büyük ve en küçük sayıyı yazalım. Şimdi buradaki rakamları kullanacağız. En büyük kim? 8. Başa yazarız. Sonra 5 ve sonra 1. En küçük oluşturmak istiyorsak en küçüğü başa yazarız. 1, sonra 5'i yazarız, sonra da 8'i koyarız. İşte bu kadar. 0 olduğunda ne yapacağız? Şöyle yine bu rakamları kullanacağız. En büyük ve en küçükleri yapalım. Şimdi en büyük 9'u koyduk. Sonra 7'yi koyduk. Sonra 0'ı koyduk. Tamam. En küçük. Şimdi en küçük 0 ama ben 0'ı başa koyamıyorum. Dedik ya değeri olmaz diye. O zaman başka kim küçük? 7 küçük. O zaman 7'yi koyacağım mecburen. Sonra 0'ı koyacağım. Sonra da 9'u koyacağım. Her zaman olduğu gibi sizlere iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.